Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir karnabahar salatası tarifim var. İyi seyirler diliyorum. Genişçe bir tavanın içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alalım. Yarım ay şeklinde doğranmış olan bir büyük boy kuru soğan, 3-4 diş de doğramış olduğumuz sarımsağı ekleyelim. Soğan ve sarımsağı hafif sotelenmesini sağlayalım. İki tane doğramış olduğum havuç ilavesini yapıyorum. Çok lezzetli ve çok sevdiğim bir tarif. Mutlaka denemenizi isterim. Havuçlar da yumuşadıktan sonra şöyle hafif de karamelize olmasını sağladım. Şimdi üzerine temizlemiş ve çiçeklerini ayırmış olduğum yarım karnabahar ekliyorum. Bu tariften sonra iddia ediyorum karnabahar yemeyen sevmeyen kalmayacak. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Damak tadınıza göre tuz miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Hemen şöyle bir karıştırayım. Videoyu bu aşamaya kadar izlediyseniz tarifi merak ettiğinizi düşünüyorum. Yorumlar kısmına herhangi bir yorum ya da emoji bırakır mısınız? Ben de sizlerin varlığından haberdar olmuş olurum. Şimdi üzerine bir su bardağından biraz daha fazla olacak şekilde taze sıkılmış portakal suyu ekliyorum. Yarım limonun suyunu kullanacağım. Bu şekilde hazırladığımız zaman asla karnabahar kokusu da olmuyor. Şöyle hemen portakal suyuyla da karıştıracağım. Kapağını kapatacağım ve sebzelerin yumuşamasını sağlayacağım. Çok kısa bir süre içerisinde sebzeler yumuşuyor. Ara ara bu şekilde tavayı sallayabilirsiniz. Tamamen yağına kadar çektirinceye kadar böyle karıştırıyorum. Mis gibi portakal kokan çok lezzetli bir tarif. Şöyle bakar mısınız güzelliğine? Hemen servis tabağının içerisine alıyorum. Son olarak üzerine irice doğramış olduğum maydanoz serpiyorum. Mis gibi bir lezzet. Mutlaka denemenizi istediğim tariflerimden birisi. Eğer denerseniz olumlu olumsuz soru, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Kanala abone olup yorum yazarsanız çok ama çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Afiyet, şifa olsun.